Sevgili yarışseverler, 26 Kasım Cumartesi günü Adana Yeşiloba İpodromu'nda gerçekleşecek toplam 9 koşulu yarış programında start alacak olan safkanların idman pisti görüntüleri geliyor ekranlarınıza. 3 numaralı Müjdat'ın Sesi 24 Kasım günü Halil Parıldar idaresinde Adana'da 600'ü 43.4, 400'ü 28.8 olan galobuyla son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı Ezgi Gelin Halil İbrahim Akçay idaresinde 24 Kasım günü Adana'da yapmış olduğu 1013.7, 400'ü 29 olan uzun yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 7 numaralı Hatice Hanım, Şehmuz Gezginci ile 24 Kasım günü Adana'da çalıştı. 600'ü 42.6, 400'ü 28 oldu. 1 numaralı Differente Musa İleri ile 24 Kasım günü Adana'da yapmış olduğu 639.7, 426.3 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp idman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Lady Perfect Burhan Sarıdal'la 24 Kasım günü Şanlıurfa'da çalıştı. Bu safkanın 800'ü 54.1, son 400'ü 25.7 oldu. 3 numaralı Bye Bye Lullaby 24 Kasım günü Adana'da 400'ü 23.5 olan kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı White Rose Musa Tuzcu idaresinde 24 Kasım günü Adana'da yapmış olduğu 800'ü 51.7, 400'ü 25.6'lık yarış galobuyla idman pistinden ayrıldı. Arkada olan 7 numaralı Ketiken önde ise Ömer'e vardı ve Ali Emre Tülek'le 24 Kasım günü Adana'da 800'ü 52, 400'ü 25.7 oldu. 1 numaralı Lazoğlu'm arkada önde ise Fuat Kaya var. 20 Kasım günü Kadir Demirel'le Adana'da 800'ü 56.3, 400'ü 28.5 oldu. Arkada olan 1 numaralı Lazoğlu'm isimli safkanın. 2 numaralı Cihan Pehlivan'ı içteydi. Dışta ise Bozkır'ın gücü var. 24 Kasım günü Veysel Tekin'le Adana'da 600'ü 41, son 400'ü ise 27.5 oldu. İçte olan Cihan Pehlivan'ı isimli safkanın. 3 numaralı Derin Mavi 23 Kasım günü Aziz Akdemir idaresinde Adana'da çalıştı. Bu safkanın 1012, 400'ü 29 olan uzun yarış galobunu izliyorsunuz. 1 numaralı Lemis 24 Kasım günü Burhan Sarıdal idaresinde Şanlıurfa'da çalıştı. Bu safkanın 600'ü 45, son 400'ü 28.1 oldu. 2 numaralı Yaban Arısı 24 Kasım günü Mehmet Nuri Sunkar idaresinde 24 Kasım günü Adana'da çalıştı bu safkan ve 1010.5 400'ü 28 olan uzun yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 3 numaralı Şeker Sultan Mehmet Kıyak'la 24 Kasım günü Adana'da yapmış olduğu 800'ü 57 son 400'ü 28.4 olan yarış galobuyla Cumartesi günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Bersun Ateşi Mustafa Kemal Kumbasar idaresinde 23 Kasım günü Adana'da yapmış olduğu 800'ü 58.2, 400'ü 28.7'lik işiyle pistten ayrıldı. 7 numaralı Saydam Ateş Mennan Bal idaresinde 24 Kasım günü Adana'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 800'ü 57.3, son 400'ü 28.4 oldu. 9 numaralı Melike Nur Hüseyin Tekin idaresinde 23 Kasım günü Adana'da çalıştı. Bu safkanın 800'ü 57.6, son 400'ü 29 oldu.
10 numaralı Tarsus'un Gülü Mücahit Bayır'la 24 Kasım günü Adana'da çalıştı. 800'ü 57.7, 400'ü 28.4 olan galobuyla idman pistinden ayrıldı. 11 numaralı Gize Mavi ekranlarınıza geliyor. 24 Kasım günü Burak İlvan'la Çullu olarak çalıştı bu safkan. 600'ü 43, son 400'ü 28.6 oldu. Bir numaralı Bojack 24 Kasım günü Ali Çıkman idaresinde Adana'da yapmış olduğu 637, 400'ü 24.5 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Badu 20 Kasım günü Ali Çıkman'la Adana'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 1000'i 4.5, son 400'ü ise 25.6 oldu. 3 numaralı Kafka Ali Emre Tülek idaresinde 24 Kasım günü Adana'da çalıştı. 637, 400'ü 24.5 olan yarış galobuyla idman pistinden ayrıldı. 5 numaralı King of Grass 24 Kasım günü Uğur Temur idaresinde çalıştı. 800'ü 49.6, son 400'ü 24.7 oldu. 6 numaralı Baby Dixon'dı. 20 Kasım günü Zeki Özyiğit idaresinde Adana'da çalıştı. 800'ü 51.3, 400'ü ise 26.8 oldu. İki numaralı Arap Çelik İlhami Göçer'le 24 Kasım günü Adana'da çalıştı. Bu safkanın 600'ü 43, 400'ü 28.5 olan yarış galobunu izliyorsunuz. 3 numaralı Bay Tosunoğlu 24 Kasım günü Hışman Çizik İdaresi'nde Adana'da yapmış olduğu 800'ü 55.8, 400'ü 27.8 olan işiyle idman pistinden ayrıldı. 4 numaralı Can Caner Kadir Demirel'le 24 Kasım günü Adana'da çalıştı. Bu safkanın 600'ü 41.4, son 400'ü ise 27.5 oldu. 5 numaralı Demir Berke, Fahrettin Gezici ile 24 Kasım günü Adana'da yapmış olduğu 800'ü 57.8, 400'ü 29 olan yarış galobuyla cumartesi günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı Kaşe Mumkara, İlhami Göçer'le 24 Kasım günü 600'ü 42.1, 400'ü 27.8'lik bir dereceyle idman pistinden ayrıldı. 7 numaralı Mucittay ekranlarınıza geliyor. 24 Kasım günü Uğur Temur idaresinde piste çıkan bu safkanın 800'ü 56, son 400'ü 27.8 oldu. 8 numaralı Pişmana Mehmet Ali Aktürk idaresinde 22 Kasım günü Şanlıurfa'da çalıştı. 800'ü 101.4, son 400'ü 29.4 oldu. 9 numaralı Rockstar Supi Gümüş idaresinde 24 Kasım günü Adana'da çalıştı. 600'ü 42.2, son 400'ü ise 28 oldu. 10 numaralı Sıkı Dos 24 Kasım günü Halil Köse idaresinde çalıştı. Cumartesi günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasında 600'ü 41.2, 400'ü 27.5'luk bir dereceyle pistten ayrıldı. 11 numaralı Tanışık 24 Kasım günü Aprantesi'nin idaresinde 800 metrelik bir galopla bu koşuya hazırlandı. 800'ü 59.2, son 400'ü 29.4 oldu. 12 numaralı Ateşim Orhan Akgönül idaresinde 24 Kasım günü 600'ü 41.2, 400'ü 27.2 olan işiyle son çalışmasını tamamlayıp idman pistinden ayrıldı.
1 numaralı Foremost Ahmet Dos idaresinde 24 Kasım günü Adana'da 800'ü 52, 400'ü 25.7'lik yarış galobuyla idman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Best of West Hasan Yıldırım'la 24 Kasım günü Adana'da çalıştı. Bu safkanın 800'ü 53.7, son 400'ü 26.2 oldu. 3 numaralı Moon Effect ekranlarımıza geliyor. 24 Kasım günü Mücahit Bayır İdaresi'nde çalışan bu safkanın 800'ü 51, 400'ü 25.2'lik yarış galobunu izliyorsunuz. Önde içte olan 4 numaralı Trondheim'di. Arkada dışta kalansa Nisanur hatırasıydı. 1002.8, 400'ü 25 oldu Trondheim'ın 24 Kasım günü İsmail Demir'le çalıştı. 5 numaralı Bona Fortuna 23 Kasım tarihinde Mert Ali Solmaz idaresinde Adana'da çalıştı. Bu safkanın 800'ü 50.4, son 400'ü 25.4 oldu. Altı numaralı London Difference 24 Kasım günü İlhami Göçer idaresinde 637.2, 400'ü 24.7'lik yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 7 numaralı London of London 24 Kasım günü Tamer Bali idaresinde 800'ü 52, 400'ü 26.2'lik yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. Bir numaralı Enis Han, Mert Gökalp Arslan idaresinde 24 Kasım tarihinde Adana'da 800'ü 59.7, 400'ü 29 olan galobuyla son çalışmasını tamamlayıp idman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Gün Taylı ekranlarımıza geliyor. Gün Taylı'da Şanlıurfa'da 24 Kasım günü Burhan Sarıdal'la iç pistte çalıştı. 800'ü 59.8, 400'ü 30.5 oldu. 3 numaralı Hadi Be Oğlum Tuncay Bulama idaresinde 24 Kasım günü Adana'da yapmış olduğu 600'ü 43, 400'ü 28.7'lik yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 5 numaralı Kısrak Şahı Nizamettin Demir'le 20 Kasım günü Adana'da yapmış olduğu 600'ü 46, 400'ü 30 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp idman pistinden ayrıldı. 8 numaralı Sarraf Gülü Aziz Akdemir idaresinde 23 Kasım günü Adana'da 800'ü 56.2, 400'ü 28.2'lik işiyle son çalışmasını tamamladı. İki numaralı Lucky Daisy 22 Kasım tarihinde Hüseyin Budak idaresinde çalıştı. Bu safkanın 1000'i 4.4, son 400'ü 25.7 oldu. 3 numaralı Blue Valentine, içte Kimo Land vardı. 23 Kasım günü Orhan Akgönüllü Adana'da çalışan Blue Valentine'ın 1002.5, son 400'ü 25.2 oldu. 3'te önde olan 4 numaralı Sirius Black, arkada kalansa Didi Ruba'ydı. 22 Kasım günü Özgür Ordu'yla 1003.2, son 400'ü 25.3 oldu. 8 numaralı Vesina Mehmet Aydın'la 23 Kasım günü Adana'da çalıştı. Bu safkanın 800'ü 49.8, 400'ü 24.8 oldu. 9 numaralı Omere ekranlarımıza geliyor. Öndeydi. Arkada ise Keti Ken var. 24 Kasım günü Uğur Temur İdaresi'nde Adana'da çalışan bu safkanın 639, 400'ü 25.9 oldu. 11 numaralı Shadow of the Wind, içte ise Gökhan Baban var. 24 Kasım günü Zeki Özyiğit idaresinde Shadow of the Wind'in 638.6, 400'ü 25.6 oldu. Sevgili yarışseverler, Adana İdman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.